Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'a aittir. Buyurun Sayın Adıyaman. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Halkların Demokratik Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii bugün gündem muhtemelen AKP'nin meclis gündemine ilişkin sunmuş olduğu bu önergeyle meclis iş tüzüğü tartışılacak. Ama o biraz sonra tartışılacak. Elbette ona ilişkin görüşlerimizi dile getireceğiz. Ancak bir süre önce G20 toplantısında Sayın AKP eş genel başkanı Erdoğan'ın partimiz başkanı, evet başkanı Sayın Erdoğan'ın partimiz eş genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş'a ilişkin sarf ettiği esefle karşıladığımız sözleri oldu. Yaptığı basın toplantısında Sayın Selahattin Demirtaş için o bir teröristtir ve onun daha bir sürü suçları var dedi. O günden bugüne uzun bir zaman geçti ve Sayın Erdoğan bugüne kadar ilgili savcılıklara ne bir belge, ne bir kayıt, ne bir delil sunmadı. Ve biz Sayın eş genel başkanımızın da açıkladığı üzere, beklediği üzere varsa elinde bir delil, bir belge, iddiasını ispatlayacak bir aracı varsa bunu mutlaka kendi talimat verdiği, kendi tetikçisi rolünü oynayan savcılara iletmesini bekliyoruz. Şayet bunu yapmazsa, elinde bir delil yoksa ve sunmuyorsa, sunmayacaksa onun deyimiyle kendisini müfteri ilan ediyoruz. Yalancı ilan ediyoruz ve iftiracı ilan ediyoruz. Eğer bu devlet bir hukuk devleti ise ve yargı bağımsız ve tarafsız ise, ki artık bunu tırnak içine alıyoruz çünkü bu ülkede artık bağımsız yargı ve tarafsız yargı yok. Reisin yargısı ve reisin mahkemeleri var. Bunu nereden çıkarıyoruz? Sayın Demirtaş'ın yargılandığı, daha doğrusu tutuklanmış olduğu davadan üzerinden bir yıla yakın zaman geçmesine rağmen henüz hakkında bir duruşma günü dahi tayin edilmemiştir. Yani Sayın Demirtaş bugüne kadar 64'ü aşkın duruşmaya çıkmıştır. Bu davaların hiçbirinden tutuklu değil. Tutuklu olduğu dosyadan ise henüz bugüne kadar düzenlenmiş bir iddianame ve duruşma günü verilmiş değildir. İşte böyle bir hukuka biz ancak düşman hukuku deriz. Biz böyle bir hukuka ancak orta çağ hukuku deriz, öç alma hukuku deriz. Ve Türkiye'de hukuk maalesef tek kişinin talimatları doğrultusunda gerçekleşiyor. Sayın eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'a işte o bir teröristtir sözü tam da yargıya talimattır. Anayasanın 138. maddesi açıkça bu talimatı suç saymaktadır. Sayın Erdoğan'ın iddiasını ispatlamaması, iftira atmış olması ve suç isnadında bulunması aslında mevcut mevzuat açısından açıkça suç teşkil etmektedir. Sayın Erdoğan bu iddiasına delil göstermezse Türk Ceza Kanunu 167. maddesinde düzenlenmiş iftira suçu, 271. maddede düzenlenmiş suç uydurma, 288. maddede düzenlenmiş yargıyı etkileme ve 283 ve terörle mücadele kanunu atfıyla suç ve suçluyu saklama suçunu işlemiş olmaktadır. Şimdi Sayın Erdoğan Demirtaş için daha nice suçları var cümlesini de sarf etti. Evet doğrudur. Daha nice suçları
vardır Sayın Demirtaş'ın. Bakın o suçları neler söyleyelim. Ve o suçları biz de işliyoruz. Hakikati cesurca ortaya koyma suçunu işliyor Sayın Demirtaş. Ezilenlerin sesi olma suçunu işliyor. Saz çalıyor, dolayısıyla suç işliyor. Savaş isteyenlere karşı barışı savunuyor. Onun için suç işliyor. Emekçilerin yanında saf tutuyor, bu suçu işliyor. Ama en önemlisi de Sayın Erdoğan'a muhalefet suçunu işliyor. Asıl suçları, o daha nice suçları dediği suçlar tam da bu suçlar. Peki hangi suçları işlemiyor? Sayın Demirtaş mesela kadın da olsa çocuk da olsa gereği yapılır talimatı verme suçunu işlemiyor. Berkin Elvan için emri ben verdim suçunu işlemiyor. Tırlarla çetelere silah gönderme suçunu işlemiyor ve Roboski'de katledilen çocukların sivil olduğu görüntülerle hava fotoğraflarıyla tespit edilmesine rağmen Roboski'de çocukları katletme suçunu işlemiyor. Sayın Demirtaş'ın en büyük suçları işte bunlardır. Ve Sayın Erdoğan'ın daha nice suçları vardır dediği, az önce ifade ettiğim haktan, emekten, ezilenden, barıştan yana olma suçlarını işlemektir. Sayın Erdoğan G20 zirvesinde 53 Kürt kardeşimin öldürülme talimatını Demirtaş vermiştir diyor. Oysa kayıt altında olmasına rağmen 6-7 Ekim Roboski dayanışması için Sayın Demirtaş çağrıda bulunmamış, Halkların Demokratik Partisi çağrıda bulunmuştur. Ben de Halkların Demokratik Partisi'nin bir üyesi olarak bir kez daha Sayın eş genel başkanımızın ısrarla yaptığı çağrıları tekrar ediyorum. Varsa elinizde bir belge, delil, lütfen savcılıklara iletin. Yoksa müfterisiniz. Şimdi değerli arkadaşlar, hukuksuzluk sadece Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleşmiyor. Sayın Demirtaş'ın hakkında ortada bir fezleke, bir iddianame yokken 6-7 Ekim olaylarına ilişkin, yani kamuoyunda Yasin Börü davası olarak bilinen davada meclise gelmiş bir fezleke olmadığı halde, savcılıklarda düzenlenmiş bir iddianame olmadığı halde, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına rağmen ısrarla ve muhtemelen talimatla Sayın Selahattin Demirtaş hukuksuzca bu davayla dosyası birleştirilmeye çalışılmaktadır. 19. Ağır Ceza Mahkemesi hukuk dışı, hukuka aykırı ve hukuk tahammüllerinde, hukuk uygulamalarında görülmemiş bir garabet, bir hukuksuzlukla ısrarla davayı birleştirmeye, iddianame ve isnat olmayan bir suçtan dolayı Sayın Demirtaş'ın yargılanmasını talep etmekte. Bu talebi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde reddedilmesine rağmen yine hukuka aykırı bir şekilde yetkili ve görevli olmayan 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurmaktadır. Değerli milletvekilleri ve Sayın Başkan, eş genel başkanımızın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda Anayasa Mahkemesi'nin Adalet Bakanlığı'ndan istediği savunmada, Adalet Bakanlığı'nın Anayasa Mahkemesi'ne verdiği cevapta Sayın Selahattin Demirtaş'ın tüm yasama faaliyetlerinden ve görevlerini yerine getirdiğini, sadece cezaevinde olmaktan kaynaklı bazı faaliyetleri yürütmediğini beyan ediyor. Eş genel başkanımız sayın makamınıza bir dilekçe verdi. Ve dilekçesinde yasama faaliyetlerini yerine getirmek üzere SEGBİ sistemi üzerinden grup toplantısına katılma yönünde istekte bulundu. Başkanlığınız ve Başkanlık Divanı
hem bu parlamentonun bir üyesi olan Sayın Selahattin Demirtaş'a AKP eş genel başkanının terörist yani yargısız infazla iftira suçu atarak terörist demez sözlerine ve söylemine yani ceza kanununun masumiyet ilkelerine de aykırı bir şekilde sarf ettiği sözlere üç maymun oynadı. Hem Sayın Demirtaş'ın başkanlığa, meclis başkanlığına vermiş olduğu dilekçeye de bugüne kadar cevap verilmemektedir. Bu meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak halkın iradesini mi temsil ediyor? Yoksa bu meclis AKP Genel Başkanı'nın bir meclisi, AKP'nin bir grubu mudur diye soruyoruz. Öncelikle meclis başkanlığının üç maymunları oynamadan üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek Sayın eş genel başkanımızın istemine, talebine bir cevap vermesi gerekmektedir. Bunu başkanlığımızdan bekliyoruz. Başkanlık divanından bekliyoruz. Başkanlık divanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın görevleri ve sorumlulukları iç tüzükte düzenlenmiştir. AKP tüzüğünde düzenlenmemiştir diyoruz ve bu hukuksuzlukların bir an önce sona ermesi dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.